Merhaba arkadaşlar. Şimdi 1950'lerden devam ediyoruz. 1950'lerin ikinci yarısındaki ekonomik gelişmeler, olumsuz gidişat 4 Ağustos 1958 kararlarını doğurdu. Şimdi bu IMF'in yetkilileri nezdinde hazırlanmış bir programdı ama bir standby programı değil. Hatırlayın, bir yıl önce 1957'de IMF'in niyet mektubunu verdik biz standby anlaşması için. Standby anlaşmaları nelerdir, kapsamı nedir, hangi yıl itibariyle uygulanmaya başladı bütün dünyada, onu anlatırım ben size uluslararası iktisatta. Şimdi şunu bilin siz sadece, standby anlaşmaları için önce niyet mektubu verilir, sonra karşılıklı olarak o anlaşma imzalanır ve bir krediyle birlikte uygulanır. IMF'de o programın nasıl uygulandığını, uygulanmadığını denetlemeye gelir arada. Şimdi bu bir standby anlaşması ya da standby programı değildi. 4 Ağustos 1958, hadi beraber yazıyoruz arkadaşlar. 4 Ağustos 1958, ekonomik istikrar programı. Ekonomik istikrar programı. Siz de yazın lütfen. Bu programda şunlar kararlaştırıldı arkadaşlar. Öncelikle TL'nin devalüasyonu. TL'nin devalüasyonu kararlaştırıldı. Sonra ithalatta yeniden serbestliğe gidilmesi. İthalatta yeniden, bak buradaki yeniden önemli ifade. Yeniden serbestliğe gidilmesi. Neden yeniden diyorum arkadaşlar? Çünkü hatırlayın, aslında ithalattaki serbestliği 1950'de kararlaştırılmış. 1950 itibarıyla dış ticaret üzerindeki denetim kaldırıldıydı hatırlayın. İthalat ve ihracat serbest hale geldiydi. Gümrük duvarları, gümrük tarifeleri, kotalar, fiyat ve miktar kısıtlamalarından, sınırlamalarından vazgeçmiştik biz. Ancak 1954'te döviz darboğazı baş gösterince, yani ihracat gelirlerimize ithalat giderlerini karşılayamaz hale gelince, 1955'te kısmi bir devalüasyon yaşandıydı. Hatırla, turist ve benzeri dövizlerde. 1956'da Milli Koruma Kanunu ile ithalat ve ihracata sınırlamalar, müdahaleler gerçekleşmişti. Derken ithalatta yeniden serbestliğe gidilecekti. Ondan sonra başka işte para arzının kısılması. Para arzının kısılması, daraltıcı para politikaları, kontrollü para politikaları, para arzının kısılması, virgül diyelim, bütçe harcamalarının, kamu harcamalarını kastediyoruz, azaltılması hedeflendi. Karar buydu. Ayrıca da kitlerin özelleştirilmesi değil de kitlere derken ve kitlerin ürettiği ürünlere zam yapma yetkisi verilmesi anlamında söylüyorum. Kitlere zam yapma yetkisi. Verilmesi kararlaştırıldı. Tamamdır. Kitabımızdaki sırayla işte böyle. Lütfen unutmayın, her ekonomik istikrar programı benzer. Benzer kurallarla işliyor. TL'nin devalüasyonu bu. Türkiye ekonomisi tarihinin en yüksek devalüasyonu bu arada. Devalüasyon. Para devalüe edildi. Yani para değersizleşti. TL'nin satın alma gücünün azalması, dolar karşısında değerinin düşmesi demektir. Şey hatırlıyor musunuz arkadaşlar? 7 Eylül kararlarıyla 1 dolar işte 1.28 TL'den 2.80 TL'ye çıktıydı. Ama ona 3 TL deriz genellikle. Yani yuvarlarız 1 dolar 3 TL'den. Şöyle 3.0 TL diyeyim şöyle. Buradan kaça çıktı? 1 dolar eşit. 1 dolar eşit. 9.2 TL'ye. Nasıl yani hocam? Aynen öyle hocam. Hatta bu 6.2 liralık fark var arada, değil mi? O bir şeyle, vergi uygulamasıyla gerçekleşti. Şunu söylemek istiyorum. Yani döviz alımlarında 1 dolar için 6.2 TL artı 6.2 TL dolar ödemek zorundaydı döviz talep eden. Ya karışık uygulamalar şeklinde oldu bu devalüasyon arkadaşlar. Yani bu devalüasyon ithalatta uygulandı mesela. Aynı zamanda ara mal ithalatına öncelik verildi. Ara ve sermaye malı ithalatına öncelik verildi. Yani şöyle düşünün. Hani böyle ithalattaki artış, hani ithalatı sınırlandırılmıştı. Artırmaya yönelik, değil mi? Devalüasyon ihracatı artırmaya, ithalatı kısmaya yöneliktir ya. İthalattaki artışı baskılamaya yönelikti. Tüketim malları ithalatına bir sınır kondu filan. Böyle ithalat daha çok böyle kısa vadeli kredilerle karşılandı. Bunlar kararlaştırıldı. Yani bu detayları çok soracaklarını sanmıyorum size ama şunu bilin. Hani böyle yüzde şu kadar oranında bir devalüasyon diyemiyoruz. Çünkü bu ithalat için uygulanan bir devalüasyondu. Çoklu kur uygulamasına geçilmişti aslına bakarsanız. Dolayısıyla böyle yaklaşık olarak %220 bandında bir devalüasyon diyebiliriz. Şöyle toparlayabilirim. TL'nin devalüasyonu 4 Ağustos kararlarının ilkiydi. Güzel.
1 dolar 9.2 TL'ye çıkarılmıştı. Evet. İthalatta her 1 dolar için 6.2 TL'lik, 6.20 TL'lik bir vergi ödemesi zorunlu hale getirilmişti. İthalatta yeniden tedricen serbestliğe gidilecekti. Fakat tüketim malları ithalatı sınırlandırılarak öncelik ara ve sermaye malları ithalatına verilerek bu sağlanacaktı. Para arzının kısılması, bütçe harcamalarının azaltılması... Ne demektir? Bu piyasadaki enflasyonu dengelemek için, enflasyonu baskılamak için harcama kapasitesini azaltmak hedeflenmişti. Daraltıcı bildiğiniz şey enflasyon programıydı bu. Kitlere zam yapma yetkisi verilmesi, yani asla bakarsanız kitlerin, kamu iktisadi teşebbüslerinin, yani üretim araçlarının mülkiyeti devlete ait olan kamu kuruluşlarının... ürettiği ürünlere ve hizmetlere zam yapma yetkisi bu kitlerin görev zararlarını azaltacaktı. Kitlerin görev zararları azaldıkça hazinenin borç yükü azalacaktı, bütçe yükü azalacaktı. Doğru mu? Dolayısıyladır ki 1950'lerde kitlerin görev zararları nedeniyle Merkez Bankası kaynaklarına başvurulmasının neden olduğu enflasyon böylelikle engellenmeye çalışılıyordu. Yani kitlere zam yapma yetkisi, kitlerin özelleştirilmesi, serbest piyasa mekanizmasının işleyişi için zaten şarttı. Güzel. Yani kitlerin özelleştirilmesi için, kitlerin özel kesimle ortaklıklar kurabilmesi için ilk adım 1938'de kit yasasıyla atılmıştı. Ve fakat 1950 başında bu kit yasasının uygulanması için uygun ortam doğmuştu ve fakat... olamadıydı. Derken yeniden kitlere zam yapma yetkisi verilmesi, kitlerin özelleştirilmesi gündeme geldi fakat yine de olamadı. Unutmayın 4 Ağustos 1958 kararlarıyla aslında yani dış ticaret açığı azaltılmaya başladı, dış ticaret açığı azalmaya başladı ama arkadaşlar aynı zamanda ekonomik ve siyasal sorunlar devam ediyordu. Şeyi sakın unutmayın, bunu yeniden söylemeliyim size, daha doğrusu ısrarla belirtmeliyim. 1950'lerin ikinci yarısı yani toplumsal huzursuzluğun çok arttığı, siyasi olarak gerginliğin de çok arttığı yıllar, hatırla. 50 seçimleriyle geldi Demokrat Parti iktidara, 54 seçimleri, 57 seçimlerinde başarılı oldu fakat... 57 seçimlerinde oyu bayağı azaldı. Doğru mu? Yani 1957 öncesi ve sonrasında, yani hele hele 57 öncesinde, yani son seçimler öncesinde muhalif parti olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne yani onun seçim çalışmalarını engellemeye varıncaya kadar o kadar antidemokratik uygulamalar gerçekleşti ki, unutmayın o yıllarda Cumhuriyet Halk Partisi, işte biliyorsun Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne olan yakınlığını, o yıllarda Cumhuriyet Halk Partisi, Hürriyet Partisi var. O da Demokrat Parti'den kopanlar. Demokrat Parti'den kopan, Demokrat Parti'nin çok geçmeden antidemokratik uygulamalara girişmesine eleştiri yağdıranlar. Unutma, Hürriyet Partisi böyle çok uzun ömürlü olmamıştır ve fakat çabucak kapatıldı ve fakat çok etkili oldular aslında. Geçiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi, Hürriyet Partisi, Cumhuriyetçi Millet Partisi, sonradan hani Milliyetçi Hareket, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi olacak. Sonra 70'lerde Milliyetçi Hareket Partisi olacak. Derken bu üç parti güçlerini birleştirerek, seçim zaferi için güçlerini birleştirerek çalıştılar. Yani ne bileyim işte İsmet İnönü'nün seçim gezilerinin engellenmesi vesaire. Yani birçok antidemokratik uygulama hakikaten Demokrat Parti'nin karnesine kötü not olarak yazıldı. Bir de ne olmuş biliyor musunuz arkadaşlar? Bu dönemde Demokrat Partisi bünyesinde bir gençlik örgütü kurulmuş. Bu gençlik örgütü, işte il temsilciliklerinden oluşan bir yapı bu. Buna Vatan Cephesi denmiş. Yani şu çok ilginç gelecek size. Türkiye radyolarında DP destekçilerinin isimleri okunuyormuş. Yani neden söylüyorum bunları, hakikaten şey. Toplumsal kutuplaşma had safhada. Yani 2024 yılındayız. Yani son yıllarda ülkemize yaşadığımız bu kutuplaşmanın farkındayız. Sizi çok şaşırtmıyor olabilir. Ve fakat hiçbir topluma bir hayır getirmeyen süreçlerdir bunlar. 1950'lerde, 50'lerin son yarısında en azından bunu deneyimledik. Yani arkadaşlarım, 1950'ler son yarısı hakikaten siyasi olarak çok gergin geçti. Şöyle olmuştu. 1955 6-7 Eylül olayları gerçekleşmişti ya. 1955 6-7 Eylül olayları aslında durup dururken de olmadıydı. Yani 1955'te Yunanistan'da, 1955'te Yunanistan'da Enosis ilan edildi. Enosis ne demektir işte? Kıbrıs'ı ana vatana bağlamak, Yunanca'da böyle. Onlar Kıbrıs'ın ana vatana, yani Yunanistan'a bağlanması politikasına Enosis diyorlardı. Aslında biz Lozan'da
Kıbrıs'tan vazgeçmişken, yani Türkiye'nin bir Kıbrıs politikası yokken Enosis'le birlikte, Yunanistan'daki hareketlenmelerle birlikte Türkiye'de de bir hareketlenme başladı. Şeyi biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Tabii 1870'lerde Kıbrıs'ı Osmanlı, İngiltere'ye, Britanya Krallığı'na belirli şartlar, koşullar altında bırakmıştı geçici olarak. Aslında Osmanlı'ya, İngiltere, Büyük Britanya Kıbrıs'a artık sahip olduğunu dayatmışken Osmanlı hükümeti, Osmanlı İmparatorluğu buna yanaşmamıştı, bunu kabul etmemişti. Ve fakat Lozan'da biz Kıbrıs'tan vazgeçtik derken 55'teki bu Enosis kararı, Yunanistan'daki Enosis kararı ile birlikte hareketlenme... İngiltere'nin Türkiye ve Yunanistan arasındaki işte ara buluculuk işleviyle birlikte şuna dönüştü. 1955'te İngiltere'nin öncülüğünde diyelim bir Londra konferansı düzenlendi. Şimdi bu Londra konferansında Türkler şunu söylüyorlardı. Yani Yunanistan'ın şeyde adada bir hakkı varsa bizim de olacaktır, bizim de olmalıdır. Fakat buradan bir karar çıkmadı. Mesela o derken 6-7 Eylül olayları gerçekleşti işte, böyle düşünün. Ondan sonra 1958'de Britanya'nın, yine Büyük Britanya'nın bir Kıbrıs planı var. O Kıbrıs planını kabul etmedi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1958'de ne oldu biliyor musun? 58 mi? 59 da olabilir. 1958'de Adnan Menderes'in, yani böyle Türkiye-Yunanistan görüşmeleri için Londra'ya giden uçağı düştü, düşürüldü yani Adnan Menderes hariç ve birkaç kişi hariç. 19 kişi vefat etti o uçakta. Yani böyle şeyler de oldu. 1958'de başka neler oldu bak. 1958'de Irak'ta bir darbe yaşandı. Irak darbesi, Irak darbesi şu demekti arkadaşlar. Tabii ki de Amerikan menşeli bir devlet. Kral Faysal var. Başbakan kim ya? Nuri Said. Ha işte bunlarla Adnan Menderes ve ailesinin böyle yakın ilişkileri de var. Türkiye'deki muhalif basın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve CHP'nin desteklediği muhalif basın. 1958 Irak darbesine Irak devrimi olarak başlık atınca, böyle görünce haberi, bu Adnan Menderes'in korkularını daha da arttırdığı, yani aslına bakarsanız bir askeri darbe beklentisi içine girilmişti. 1950'lerin sonunda Fransa'da De Gaulle var. Bilenler vardır. De Gaulle, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne ben lisans eğitimimi alırken tarih hocamız Sina Akşin'in sesi kulağımda şöyle anlatmıştı. Adnan Menderes De Gaulle'ü kendisine model almış. De Gaulle de siyasi tarihe şöyle geçmiş arkadaşlar. Böyle demokratik aygıtlarla diktatör rejimini uygulayan, demokratik diktatörlük diye bir kavram gelişmiş sayesinde. İşte bu demokratik diktatör, diktatörlük sevdalısı bir adam. Yani Fransa'da onun siyasi kariyerinin böyle azalışa geçmesi. Ne demek istiyorum? Böyle demokrasi, evet, parlamenter sistem içinde hani böyle sürekli zapturapt rejimiyle, sürekli yasaklamakla, muhalif hareketleri bastırmakla işleyen sistemin bir zaman sonra sonuç vermeyeceği kesindir. Dolayısıyla De Gaulle'ün siyasi kariyerinin bozulmaya başlaması, De Gaulle'ün iktidarı kaybetmesi, Adnan Menderes'i yani hepten korkulara boğulması ve arkadaşlarım derinliklerinde devletin sular kaynamaya başlamış ve 27 Mayıs darbesi gerçekleşmiş Türkiye'nin siyasi tarihinin kara lekelerinden biri olarak. 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra arkadaşlar, yani askerin hükümete el koymasından sonra yasada duruşmaları başlayacak. Ağustos 1961'e kadar sürecek yasada duruşmaları. Bütün bu toplumsal huzursuzluk, bütün bu hani böyle anayasadan gelen hakkını halkın aleyhine kullanması, değil mi? Yani hükümetin gerek toplumsal huzursuzluk, gerek antidemokratik uygulamalar, gerek 6-7 Eylül olayları, bunların altı çok çiziliyor. Bütün bunlar arkadaşlar anayasayı ihlal suçuyla birleştirilerek idam cezalarına çarptırılmış 15 milletvekili. Fakat şey olacak, 15 milletvekilinin 3'ünün cezası infaz edilecek. Neyse, 15 idam ve 3'ü gerçekleşecek ve 32 ömür boyu hapis tutuklamasıyla birlikte duruşmalar bitecek ve derken yeni bir dönem başlayacak. Hakikaten yani ne diyelim, büyük bir kara leke. Biliyorsunuz değil mi? İlk askeri darbe budur. İlk askerin yani silahlı kuvvetlerin şeye, hükümete siyasete el koyması, yani daha doğrusu iktidara el koyması. Bu nedir arkadaşlar? 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra 12 Eylül 80 darbesini yaşadık biz, doğru mu? Ondan sonra işte 28 Şubat darbesi var. Ondan sonra da çok iyi biliyorsunuz ki 2017 itibariyle 15 Temmuz darbe girişimini yaşadık. Yani bütün bunlar
Yani bütün bunlara bir darbeler cumhuriyeti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne reva mıdır? Yani size, bize reva mıdır bilmiyoruz. Fakat bir daha da umarım yaşamaz karşılaşmayız, değil mi? Dolayısıyla 1950'lerin sonu feci geliyor ama şeyi sakın unutmayın. Bakın 1946'da tarımın payı, milli gelirdeki payı %46 iken sanayideki payı %15'e, hizmetlerdeki payı %29'a çıktı. Şimdi %29'du. 1962'de ise hocam 50'lerin sonundayız, 62'ye geldin diyorsun. 1959'a istinaden böyle bir veri yok elimde. Ama size çok fikir verecektir. Kitabınıza da bunu aldım. 1946'dan sonra 50'lerin sonucunu görüyorsunuz değil mi? 50'lerin sonunda nihayet 60'ta darbe oldu. Devlet Planlama Teşkilatı'nı kuracağız. Dolayısıyla planlı kalkınma dönemi başlayacak Türkiye'de. 1962'deki şeyle ölçümlerle birlikte, SS2 verilerle birlikte tarımın %46'dan %36'ya düştüğünü, sanayinin, bak etrafı hoşuna gidecek şu renkler, sanayinin %15'den %18'e çıktığını, ondan sonra hizmetlerin %29'dan %46'ya çıktığını biliyoruz. Şimdi buradan şunu görüyoruz değil mi arkadaşlar? Yani bak 46'dan 62'ye yani aradaki 15 yıl aşkın bir zamanda ne olmuş? Hizmetlerin payı milli gelirde değil mi? Ekonomik sistemde hizmetlerin payı artıyor. Sanayinin payındaki artışla birlikte ama hizmetlerin payı en yüksek artan ve tarımın payı azalıyor. Siz bunu bilin bir kere. Tarımın payı azalıyor, hizmetlerin payı en hızlı artış gösteriyor. Hizmetler sektörü. Bak 62'de tarım kesimi toplam çalışanların, bak tarım kesimi virgül, toplam çalışanların %78'lik bir bölümünü içeriyor. Milli gelirden aldığı pay %16,17. Sanayinin iş gücü oranı, bu aynı şey bak. Tarım kesiminin toplam çalışanların hangi oranına karşılık geldiğiyle tarımın iş gücü oranı aynı şey. Aynı şekilde ifade edilebilir demek istiyorum. Toplam çalışanlar içinde tarımın payı %78, sanayinin iş gücü oranı %10. Toplam çalışanlar içinde hizmetler sektörünün payı yani iş gücü oranı kaç? %15. Peki sanayinin milli gelirden aldığı pay kaç? %16. Oo arkadaşlar ben şunu yanlış yazmışım. Tarımın milli gelirden aldığı pay bu değil. Bak şunla bunu görerek yazmışım her neyse. %35-40 bu kitabınızda da böyle yazar. Yani tarım kesiminin milli gelirden aldığı pay %35-40. Sanayi kesiminin milli gelirden aldığı pay %16-17. Ama ve lakin hizmetler sektörünün milli gelirden aldığı pay %40-45 düzeyinde demek istedim ki 1946 sonrası ve 60'ların başına kadar yani 50'li yılların şeysi nedir, etkisi nedir? Hizmetler sektörünün milli gelirden aldığı payın yani en yüksek olması yani en hızlı gelişen sektör hangi sektör? Hizmetler sektörü. Haydi bu soru sorulsun. Biz de gönül rahatlığıyla işaretleyelim umarım. Evet. 1950'leri bitirdik. 1950'leri bitirdik. Yani söyleyeceğimiz yani siyasi ve sosyal tarihine ilişkin söylemekten çok zevk alacağım. Sizin de dinlemekten çok zevk alacağız. Bir takım anekdotlar var tabii ki. Ama lütfen bu temel bilgileri bilip soru bankanızdan çözümlerle destekleyin. Ve 60'lara geldik arkadaşlar. Haydi görüşürüz.